Merhaba, Özlem'le Gün Işığı programına hoş geldiniz. Aralık'ın 3. haftasında bu haftaki konuğum medikal egzersiz uzmanı Ozan Atlı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi vallahi, çok şükür. İyi gidiyor. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bugün egzersiz ve psikolojinin etkilerinden konuşacağız. Egzersizin psikoloji üzerine nasıl etkileri oluyor, psikolojiyi nasıl etkiliyor? Ozan Bey bu konuda bizlerle değerli bilgilerini paylaşacak. Şimdi tabii egzersiz çok büyük bir kavram. Bakıldığı zaman hepimizin hayatında olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Egzersiz ve psikoloji ilişkisine geldiğimiz zaman egzersizin olumlu psikolojik davranışlar üzerine her zaman bir pozitif etkisi olduğu Dünya Sağlık Örgütü'nde yaptığı çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar kapsamlı olarak birçok gruba uygulanıyor ve bu uygulamaların sonucunda bir bilgi bankası ortaya çıkıyor. Bütün çıkan bilgilerin hepsinde de egzersizin psikoterapik yönünün daha olumlu bir şekilde kişilere fayda sağlandığı gözüküyor. Peki, şimdi egzersizin ve psikolojinin etkilerini konuşmadan önce şimdi tam da size uygun bir yemek yapacağız. Tabii böreklerimiz, tatlılarımız, biz bunları da yapıyoruz ama siz varken buna pek cesaret edemedik. Muhtemel yaptırmazdım. Ben de öyle düşünmüştüm. O yüzden bugün çok sıhhi, gayet malzemelerini de sebzelerden seçtiğimiz bir buğday salatasını yapmaya başlayacağız. Onu sevdim. Şimdi ben ufak ufak yapmaya başlayayım. Ben buğdayları önceden haşladım. Burada uzun süre almasın diye. Bir de kapağını açabilsem keşke. Şöyle bu yaklaşık bir su bardağı kadar buğday. Buğdaylarımızı atıyorum. Ne kadar haşladın derseniz çok yumuşak olmalarını istemiyorum. Çok fazla haşlanmış olmalarını istemiyorum. O zaman yemek gibi oluyor. Salata gibi olmuyor. Bunları kabımızın içine boşaltıyoruz. Ondan sonra teşekkür ederim. Bunları da doğradım. Programın sınırları içinde doğramakla uğraşmak istemediğim için birazcık tembellik yapıyorum. Bir iki tanesini süs için bırakmak koşuluyla diğerlerini içine doğruyoruz. Evet, egzersizin psikolojiye yararlarından söz ediyorduk. Mesela insanlar neden egzersiz yapıyor Ozan Bey? Size ne amaçlarla başvuruyorlar? Önce biraz ondan bahsedelim. Şimdi benim tabii alanım medikal egzersiz olduğu için çoğu insan mevcut fiziksel olarak yaşadıkları, biyomekaniksel olarak yaşadıkları işte eklem problemleri, diz, bel, boyun gibi problemlerle geliyor. Bu problemler kişilerin hem sosyal hayatında hem kendi özel hayatlarında ilerleyen süreçlerde bir takım problemler yaratmaya başlıyor. Bu bir de tabii indirekt olarak psikolojilerini de çok etkiliyor. Yaptığım çalışmalarda, yaptığım planlama ve çalışmalarda kişilerin bir kere fiziksel olarak bir bütünlüğünün daha sağlıklı hale gelmesini sağlıyor. Bir kişiye özel olarak planlanan egzersiz modülleri var. Bunları uyguluyoruz ve bu uygulanan modüllerde kişileri tam sağlık haline ulaştırıyoruz. Bunları yaparken dediğim gibi yani psikolojik olarak da çok fazla zaten bir düşüş olduğu için ağrılar, özellikle çekilemeyen ağrılar, ilaçla da çok fazla tedavi edilmeye çalışsa da problem düzelmediği için yaşanan ağrılar benim tamamen alanıma giriyor. Ve bu alanda yaptığımız çalışmalarda kişilerde hem fiziksel hem de gerekli yerlerde tıbbi destekleri de alarak psikolojik yönden de iyi bir seviyeye getiriyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani egzersizin bir amacı kişinin var olan hastalıklarının düzelmesine katkı sağlamak ve böylece bu hastalıklar düzeldikçe, ağrıları azaldıkça bu hastalıklara bağlı olarak gelişen, yani hasta olmaya bağlı olarak gelişen psikolojisinin düzelmesini sağlamayı hedefliyoruz. Tabii. Peki, bunun dışında başka ne gibi hedeflerle insanlar egzersiz yapıyor? Sadece hastalığı olan kişiler yapmıyor egzersizi bildiğim kadarıyla. Tabii. Başka egzersiz yapma nedenleri de var. Sosyalleşmek için insanlar egzersiz yapıyor. Benlik algılarını değiştirmek için egzersiz yapıyorlar.
toplum içerisinde daha aktif bireyler olmak için egzersiz yapıyorlar. Sosyal katılımcı yönlerini arttırmak için egzersiz yapıyorlar. Bunun gibi birçok faktör işin içerisine giriyor. Bu arada sizin konunuzu bölmek gibi olacak ama ben burada salatayı yapmış bulundum. ne yaptım salatayı yaparken? Taze soğanımı, dereotumu, nar bunu ve kesilmiş kapya biberleri içine attım. Hepsini karıştırdım. Biraz sumak ekledim. Limon ve zeytinyağımı koydum. Tuzu koydum. Ve zevkinize göre biraz da kırmızı biber ekledim. Ve şimdi hepsini karıştırıyorum. Nar koyduğum için ayrıca nar ekşisi koymadım. Herkese sumak da koyduğum için fazla ekşi olmasını istemedim. Ama bunlar tamamen zevke bağlı şeyler olduğu için miktarlarını, koyduğunuz şeylerin miktarlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tabii beslenmenin egzersiz üzerine etkisi de çok fazla. Burada çok sağlıklı bir şey yapıyoruz. Buğday salatamızı yaptık, sunuma hazırladık. Nasıl buldunuz Ozan Bey? Valla bayağı sağlıklı bir hoş görünüyor buradan. Bunu ben yiyebileceğim değil mi? Tabii ki. Tamam, çekim bitirir bitirmez sizin tadımınıza da hazır olacak. Süper. Evet, sağlıklı beslenmeden konuşuyorduk. Egzersiz, psikoloji bağlantısında sağlıklı beslenme için ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii sağlıklı bir egzersizin büyük bir çoğunluğunu beslenmeyi de buna göre ayarlamaktan geçiyor. İyi beslenme, benlik algısında egzersizle beraber daha iyi değişimleri ve aynı zamanda hormonal olarak işte bir takım stres hormonunu azaltıp, işte mutluluk hormonunu yükseltici egzersizle beraber doğru besini tercih etmek psikolojik olarak da bir fayda sağlamakta. Egzersizle beraber beslenmeyi ayrı tutamayız çünkü bu bir bütün ve bu bütünün en büyük parçası olduğu için de olumlu psikolojik olarak benlik algısının değişmesinde de yardımcı olduğu için çok büyük bir önemi var. Son dönemlerde egzersiz yapmak pratik olarak da hayatımıza girmekte. Filmlerde izlediğimiz kadar Avrupa toplumlarında, Amerikan toplumlarında egzersiz onların gündelik hayatının parçası ama Türkiye'de egzersiz gündelik hayatımızın bir parçası değil. Yani sabah bir koşuya çıkalım, yürüyüşe çıkalım veya işte fitness'a gidelim. Açıkçası hayatımızın bir parçası değildi. Ama sanki hayatın bir parçası olmasının başka bir anlamı var gibi görünüyor. Şöyle, tabii artık çok büyük global bir dünyada, herkesin daha yoğun olduğu bir dünyada çalışıyoruz. Zaman yetersizliği içerisinde insanlar bir şey yapmaya çalışıyor ama son zamanlarda işte bu bir takım çalışmaların daha çabuk elde ediliyor olması, sosyal medya mercileri, aynı zamanda birçok spor kulüplerinin, fitnesslerin ve birçok kurumun sağlık medikal ilişkisini daha çok geliştirdiği ve arttırdığı faktörler göz önünde bulunduğunda artık bilgiye nasıl ulaşım kolaysa egzersizin doğruluğuna da ulaşım o kadar kolay olmaya başladı ve yavaşça gelişmeye başladı. Eğitimsel olarak da daha artık saat ve çoğunluk olarak da genç yaşta ve çocuk yaşta bireylerin bunun içerisine aktif katılımı sağlanmaya başladı kurumlar tarafından. Ve en çok da zaten bu yoğunluk ve bu kapalı alan çalışmalarında insanlar da psikolojik olarak daha rahatlamak, daha deşarj olmak için de egzersizi tercih etmeye başladılar. Bu bütün bütünlüğü bunun biraz daha ötene çıkmasını sağlıyor. Peki egzersiz deyince illa bu fitness yani kas kütlesi geliştirme şeklinde veya fitness şeklinde yapılmak durumunda mı? Yani bir kulübe mi üye olmak durumundayız? Daha farklı bir egzersiz yapma biçimi olabilir tabii mi? Ki var, tabii ki var. En başında söylediğim gibi kişilere göre değişmekle beraber mevcut ekipman, mevcut amaca göre de değişebilir. Evde de yapabilirsiniz. Bir spor salonu da yapabilirsiniz. Kendinize ait basit ekipmanları tedarik ettikten sonra amacınız çerçevesinde çalışabilirsiniz. Tabii bu fitnesslarda daha çok benlik algısından kaynaklı olarak biraz daha kas kütlesini arttırmak, fiziksel değişimlik, beğenilme arzusunun ön plana çıkarılması gibi şeyler biraz daha fitness merkezlerini ön plana çıkartıyor.
Ama sağlık için yapılmak istendiği takdirde daha evde yapılabilecek basit egzersizlere de dönebilir bu çalışmalar. Peki dışarıda egzersiz yapmakla kapalı ortamda egzersiz yapmak arasında ne gibi farklar var? Yani bazı kişilerden ben duyuyorum, ben evde koridorda işte bir saat yürüdüm. Mesela bununla dışarıda yapılan yürüyüş arasında bir farklılık var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki dışarıda yapılan yürüyüşlerde büyük farklılıklar. Bir kere değişen çevre, değişen farkındalıklar, değişen atmosfer, hava da alıyorsunuz. Yani daha açık oksijenli bir alanda egzersiz yapıyorsunuz. Daha fayda sağlıyor ve egzersizi belli bir ritimde tutmak, metabolik olarak da işte kalp atışı, düzenli solunum alışverişi, kasların ve dolaşımın daha doğru bir şekilde ilerlemesi açısından daha önemli. Evde koridorda yapılan çalışmalar daha kısıtlı alanda, devamlı bölünen egzersiz sürekliliği daha dışarıdakine göre az fayda sağlamıyor, daha az etki ediyor. Ama hiçbir şey yapmamaktansa bunu yapmayı tercih ediyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü evet günde 10 bin adım, yaklaşık bu 10 bin adım 8 kilometreye denk geliyor, yapın diyor. Bu bizim günlük met egzersizimiz. Yani yapmamız kilogram başına düşen belli miktarda kalori harcamamız için. O zaman alışveriş sırasında gezilen vitrin gezmelerini de kabul ediyorsunuz yani. Şimdi kabul ediyorum ama mesela bir çok alışveriş yaparsanız ağır torbalar ekstra yük yaratır. Bu da kas gelişimi desteği ama evet, yanlış bir yük olduğu için omurgaya zarar verebilir. Yok yok, vitrin gezmesinden bahsediyorum. Alışveriş yapmak değil de hanımların çok sevdiği bir vitrin gezmeleri vardır ya. Kabul ediyoruz, onu kabul ediyoruz ama çok durmayalım. Bakıp bakıp geçelim hep böyle. Durmadan yani. Tabii hem sağlık açısından hem de ekonomik sağlık açısından çok daha doğru olur. Bu dışarıda yapılanı benim de şöyle bir eklemek istediğim bir şey var. Aerobik egzersiz evet, kapsamında yer aldığı için çok beynin önemli, ciddi bir oksijene ihtiyacı var. Çok evde yapılan hiçbir egzersizde hani şöyle de yapıyorlar ya, kapıları camları açıyorlar. Evet, ne güzel oksijen geldi. Ama oksijen geldi bu demek değil. Değil. Yani oksijen değil, dışarıda kullandığınız zaman gelebilecek olan bir şey. Ve de özellikle hani trafikli bir sokakta yürümekten de bahsetmiyoruz biz. Mümkün olduğu kadar, tabii ki koşullar el verdiğince, bol ağaçlıklı, ne kadar bulursanız artık, bol ağaçlıklı yerlerde, yani oksijenin bol olduğu yerlerde yapılan yürümenin beyinde ne kadar büyük farklılıklar yarattığından bahsediyoruz. Bu sadece fiziksel farklılıklar da değil. Bu hani benlik algımız düzeliyor, evet. Kendimizi zinde hissediyoruz, evet, ama bu gerçekten de kanıtlanmış depresyondaki işte serotonin hormonları üzerinde, dopamin sistemi üzerinde, noradrenalin sistemi, izleyicilerimize kelimeler biraz belki yabancı gelebilir ama tüm bunlar depresyon ve anksiyete gibi, yani kaygı gibi psikolojinin önemli alanlarındaki problem alanlarında kanıtlanmış şeyler bunlar ki egzersiz yapmak birebir, sadece yürümek, koşmak, hangisini yapabiliyorsanız bütün bunların çok olumlu etkisi var. Biraz önce söylediğiniz sosyalleşme bir başka etkisi. Çünkü psikolojik bozukluklarda sosyalleşememek ya da sosyal becerilerde eksiklik yaşamak da önemli bir komponent. İşte orada fitness merkezleri mesela biraz daha ön plana çıkartıyor insanları bu sosyalleşmede. Çünkü bir grup dersi, bir topluluk içerisinde iletişimde olarak egzersiz yapmak, kendimize motivasyon sebepleri çevre faktörlerinden kaynaklanarak oluşturmak ki sosyalleşmeye de ekstra bir katkı yapıyor. Ergenler için bir başka şey, bir gruba ait olmak, belli bir disiplini son derece düzgün bir biçimde öğrenmek. Bu zaten sporun mantığında olan ama şimdiki spor anlayışlarını hiç katmıyorum ama sporun oluşum amaçlarından bir şey. Ya. Biri bir gruba ait olmak, o grup içinde belli bir disiplini öğrenmek. Bütün bunlar aslında özellikle ergenlik döneminde o fazla taşan duyguların doğru bir ifade bulmasında. Ki zaten bu egzersiz yapan özellikle ergenlik döneminde olan arkadaşlar için bu çok önemli. Çünkü
doğru enerjiyi kontrol edememe kötü alışkanlıklara sebebiyet de veriyor. Egzersiz bunu disipline eden benim. Kötü alışkanlıkları çıkartıp yerine iyi alışkanlık davranışı edinmekte çok büyük bir katkısı oluyor egzersizin. Son zaten artık yapılan bütün çalışmalarda egzersiz reçeteleri ilaç olarak giriyor ve egzersiz bir ilaçtır başlığı altında birçok alanda egzersiz tedavileri veyahut da egzersiz yönelimleri ortaya çıkmış bulunmakta ve artarak da gidiyor aslında dediğiniz gibi. Bir başka boyut da var. Metabolizma giderek yavaşlıyor yaşla birlikte. Kadınlarda menopoz sonrası yavaşlamalar oluyor. Yağ kütlesinin artmasıyla birlikte yavaşlamalar oluyor. Egzersiz bu metabolizmayı hızlandırması boyutuyla da böyle bir katkı sağlıyor. Egzersizin böyle bir yönü var. Özellikle doğru planlı egzersizin kişilerin, kadınlarda menopozdan bahsettik. Menopozun östrojenle alakası olduğu ve östrojenin kemik iliğini desteklediğini varsayarsak, menopozla beraber işte kemik erimesinin başlangıcını ortaya çıkıyor ve bu çıkan durumu egzersizle ve tıbbi tedavide içerisinde olmak kaydıyla olabildiğince minimalize ediyoruz ve tam sağlık haline ulaştırıyoruz insanları. Yağ oranı zaten azalıyor. Yağların azalmasıyla beraber kemiklerde ekstra büyük bir direnç ortadan kalkıyor ve daha bütünlük anlamında, sağlık bütünlüğü anlamında da kişilere olumlu psikolojik olarak bu davranışlar dönüyor. Ağrı yerine sosyal aktif bir hayat davranım planı çıkıyor. Ve tabii ki ağrı. Ağrı şöyle bir şey. Evet, bir fiziksel hastalığa bağlı ağrı hissederiz. Ama ağrı aslında son derece fiziksel hastalıktan öte bir şey. Çünkü ağrı objektif bir şey değil. Yani organ ağrımaz, beyin ağrır. Beyin ağrır, çok doğru. Ben böyle tanımlıyorum. Ağrıyı organda başlar ama beyinde hissederiz. Dolayısıyla ağrının hissedileceği miktar biraz bizim hissetmelerimizle. Kendimizi iyi hissediyorsak daha fazla, daha az ağrı hissederiz. Kendimizi kötü hissediyorsak daha fazla ağrı hissederiz. Hormonal etki burada çok ön plana çıkıyor dediğiniz gibi. Hormonal etki zaten ağrının eşiğinde belirleyen bir faktör. Yani egzersiz yapmakla kaslarımızı çalıştırmanın yanında kendi içsel iyilik halimizi, buna psikolojik iyi oluş diyoruz zaten, arttırdığımızda hem kaslara bağlı olan ağrıları hafifletiyoruz hem psikolojik iyi oluşumuzu arttırıyoruz galiba. İşte bu dediğimiz tam farkındalığa geliyor. Egzersiz de bunu arttırıyor. İşte farkındalık da psikolojik olarak da dediğiniz gibi neyin ne olduğunu bilebilme hali oluyor. Son olarak bir egzersiz bağımlılığı kavramı var son dönemlerde ortaya çıkan. Evet. Kısaca ondan da bahsedelim istiyorum ben. Şimdi tabii temeli yine psikolojiyle çok çok derinden alakalı. Kişiler sosyal hayatlarında, aile hayatlarında veyahut da çevre faktörlü bir takım problemlerinde egzersize yöneldiği zaman bunun dozajını biraz daha kaçırmaya başlıyor. O yüzden en başında söylüyorum, doğru bir egzersiz çok önemli ve bu kişiye göre olmalı. Bu faktörü çok arttırdıklarında bir bağımlılık haline geliyor. Spor yapmadığı zaman benlik algılarının bozulduğunu, kilo aldıklarını, işte daha mutsuz hissettiklerini, ondan sonra toplum içerisinde sanki insanların bakışlarının o var olan benlik algısından daha farklı olduğunu düşünmeye başlıyorlar ve daha çok egzersize yöneliyorlar. Aslında bu da bir problem peşinden getiriyor. Bu sefer değiştirdiğimizde olumsuz davranışları yerine doğru egzersize olumlu davranış koyuyoruz. Ama bu doğru olumlu davranış da ileride olumsuz davranışa doğru gidişat gösteriyor. Her şeyde olduğu gibi de egzersizle dengeyi kurmak zorundayız. Şey galiba, azı karar çoğu zarar. Çok doğru. Bunu bazen bağımlılık tedavisinde kullandıklarını biliyorum. Yani madde ve alkol bağımlılığı olan kişilerde bunu daha pozitif bir bağımlılık olan egzersiz bağımlılığına doğru çevirip daha sonra egzersiz bağımlılığını tedavi etmek daha kolay ve sonuç itibariyle daha az zarar verir diyor ama egzersiz bağımlılığının da bazen fazla yapıldığında kas yırtılmaları hatta kemik verilen zararlar kolma olduğunu da sanırım böyle zararlardan var söz etmek çok mümkün. Doğru söylüyorsunuz. Aslında bu sizin dediğiniz şey tek başına bir konu, oturup bunun üzerine çok araştırma yapıp çalışılması lazım.
Mesela bu dediğin kaslarımızın ve tendonlarımızın da kaldırabileceği bir kapasite. Yani biz bu kadar yiyebiliyorsak bu kadardır. Bunun fazlasını yemek bizde kilo almaya sebebiyet vereceği gibi egzersizde de fazla yapmak aşınmalara, zararlara sebebiyet veriyor. Bahsettiğiniz kas yırtılmaları, tendon kopmaları çok büyük problemler. Rehabilitasyon süreci çok büyük problemler ve olumsuz psikolojik davranış edinmeye çok 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 açık problemler. Denge dediğimiz gibi evet. Bunda da çok önemli aslında. Peki ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet sayın izleyicilerimiz, bugün de bir programımızın sonuna geldik. Hepinize dengeli, sağlıklı, mutlu günler diliyorum.